Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi ve Aksaray Üniversitesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri ekibi 2015 yılından bu yana hastaların memnuniyet ve sevgisini kazandı. Hasta yakınları özellikle Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya dillerindeki dualarla teşekkür ediyor. Aksaray Belediyesi ve Aksaray Üniversitesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi evde sağlık ve bakım hizmetleri devam ediyor. Aksaray Belediyesi isteğe bağlı evde tedavi hizmetiyle ihtiyacı olan hastanın ayağına sağlık hizmeti götürüyor. Aksaray Belediyesi ile Aksaray Üniversitesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi evde sağlık hizmetiyle bakım ihtiyacı duyan hasta, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların bakım, tedavi ve ev temizliği konusunda vatandaşların yanında. ...2015 yılında kurulan Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın girişimleriyle başlatılan Huzurlu Yaşam Aracı projesinde sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında bugüne kadar 2000 hastaya ulaşıldı. Gelenlerin hepsinden memnunum. Mama hemşirem geliyor, ondan bile memnunum. Ta Konya'dan gelir, ağlaşır gider. Memnunum kuzum, hepsinden memnunum. Hastaneye ilk gittiğimizde bakmıyorlardı ama şimdi dört dörtlük bakıyorlar bize. Vardık mıydı ama yatıracak duracak yeri bulamıyorlar Hamza mesela. Götürecek yeri bulamıyorlar. Araba istersek hemen anımızda arabamız geliyor. Aksaray şeyine, hastanesine, araştırma hastanesine teşekkür ederim kuzum. Başkanlarımıza, belediyeye hepsine teşekkür ederim. Hepsine vardım, boş dönmüyorum şimdi, Allah var. Tam donanımlı hale dönüştürülen huzurlu yaşam aracıyla doktor, hemşire ve psikolog eşliğinde tedavi ve bakım ihtiyacı olan herkese ev temizliğinden kişisel bakım temizliğine kadar çeşitli hizmetler sunuluyor. Bizim gibilerinin şöyle bir çöpümüzü kaldırsanız dünyanın şeyini diyor. Her şeye biz mühteşik, kendimiz yapamıyoruz. Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Hepsine Allah her işini rast getirsin. Bu temizlikçiler gelir, her şeyim ben ne dersem hepsini yaparlar. Kendileri yapar yaptığını, benim dediğimi de hemen yaparlar. Belediye başkanımıza, çalışanlarına, bize böyle yardımcını gönderdiği için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Huzurlu Yaşam Aracı mobil hizmet ile Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri hastaların günlük yaşamını kolaylaştırırken onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeyi ve gördükleri ilgi, sevgi ve şefkatle onurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlamayı amaçlıyor. Mobil Huzurlu Yaşam Aracı evde sağlık ve bakım hizmetleri hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde hizmet veriyor. Ekipler günde 30 hastaya bakım ve sağlık hizmeti götürüyor. Türkiye Handbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu ve beraberindeki heyet Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür ziyaretinde bulundu. Aksaray'ın ev sahipliğinde 2019 Erkekler Dünya Handbol Şampiyonası Avrupa elemeleri 5. grupta oynanan Türkiye-Hollanda maçı için Aksaray'a gelen Türkiye Handbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu'na ziyarette THF Yönetim Kurulu üyesi ve A Milli Bayan Takım Sorumlusu Aksaray Belediye Spor Bayanlar Handbol Takımı Kulüp Başkanı Hakan Gümüşsoy, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Barbaros Yılmaz, Erkek Milli Takımlar As Başkanı Cenk Erdoğan, Yönetim Kurulu üyesi Haydar Aslan eşlik etti. Belediye Başkanımız Sayın Uşan Yazgı'ya ve Sayın Valimiz Aykut Pekmez'e çok teşekkür ediyoruz. 3 aylık uzun bir süreç oldu. İnşallah alnımızın akıyla yarına çıkacağız. Dün milli takımımız geldi. Hollanda milli takımı da geldi. Milli takımımızı ağırlamaktan gurur duyuyoruz. İnşallah Aksaray halkı da üzerine düşeni yapacak. Yarın salonu hınca hınç dolduracak. Milli takımımıza tam bir destek verecek. İnşallah Hollanda'yı yenip sonrasında grupta birinci olacak. Temennimiz bu şekilde. Ben başkanıma tekrar teşekkür ediyorum. Vermiş olduğu desteklerden dolayı. Bilal başkanımıza da, Bilal Eyüboğlu başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Aksaray'a geldiği için bizi kırmadı. Maç esnasında yanımızda olacak. Teşekkürler sunuyorum. Böyle güzel bir organizasyonu Aksaray'ımızda gerçekleştirdiği için kendilerine ve ekibine çok çok teşekkür etmek istiyorum. Başkanımın başkan olma sürecinden
bu zamana kadar geçen süreç içerisinde handbolu bambaşka bir noktaya getirdi. Bizim zaten belediyemizin bir handbol takımı var. Onunla beraber yaptığımız çalışmalar var. Ve başkanım özellikle bu konularda bize maddi manevi destekleri her zaman devam ediyor. Bizlerin şehrinde böyle bir çalışmanın olması, az önce başkanımın da ilettiği gibi bir şehirde tam 3 tane milli maçın oynaması bizim için çok çok mutluluk verici bir şey. Şehir kabuğunu kırıyor, yeniliyor, marka şehir oluyor. Bu nedenden dolayı ben başkanıma ve Hakan kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Aksaray'ımıza geldikleri için, bizleri ziyaret ettikleri için ve takdim ettiği hediyelerden dolayı kendilerine çok çok teşekkür etmek istiyorum. Türk Handbolu'na verdikleri katkıdan ve değerden ötürü Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür eden Eyüboğlu, ziyaret anısına milli takım forması hediye etti. ...2017 yılı içerisinde kamu yatırımları kapsamında Aksaray'a en çok ulaştırma ve haberleşme kapsamında yatırım yapıldı. Geride bıraktığımız 2017'de iller arası kamu yatırımında toplam 94 milyar 518 milyon 347 bin liralık yatırım gerçekleştirilirken Aksaray bu paydan 702 milyon 829 bin liralık kısmını aldı. En fazla yatırım 431 milyon 747 bin lira ile ulaştırma haberleşme sektöründe gerçekleştirildi. Sektörlere göre 2017 yılı yatırım dağılımı. Aksaray'a ayrılan 702 milyon 829 bin liralık yatırım miktarının 64 milyon 872 bin lirası tarıma, 1 milyon lirası madenciliğe, 1 milyon lirası enerjiye, 431 milyon 747 bin lirası ulaştırma haberleşmeye, 3 milyon 500 bin lirası turizme, 49 milyon 361 bin lirası eğitime, 61 milyon 792 bin lirası sağlığa, 143 milyon 804 bin lirası diğer kamu hizmetlerine ayrıldı. Buna göre Aksaray yatırımlarına ayrılan en fazla pay 431 milyon 740 bin lira ile ulaştırma haberleşmeye olurken en az payı enerji ve madencilik oluşturdu. Yeni görevine atanan Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Hakan Bingöl ve beraberindeki heyet Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni başhekimliğine atanan Profesör Doktor Hakan Bingöl, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Metin Güzel, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ayşe Karanfil, Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Çiğdem Öztürk Tuncer, Ahmet Korkmaz ile Abdullah Alkan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette heyet kendilerini tanıtırken sağlık kurumlarının tek çatı altında toplanması ve yeni çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yeni yönetim kurulumuza belediye başkanımızı ziyarete geldik. Abdullah Bey başhekim yardımcımız, Ahmet Bey başhekim yardımcımız, Çiğdem Hanım aynı zamanda başhekim yardımcımız, Murat Bey de kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinden sorumlu başhekim yardımcımız. 3 tane de müdürümüz var. Metin Bey özellikle mali işlerle ilgileniyor. Şahin Bey yine müdürümüz. Bir de Ayşe Hanım var. Ayşe Hanım da özellikle hemşireler ve teknisyenlerle ilgili müdürümüz. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.